Sedat Peker geçtiğimiz gün attığı bir tweette Süleyman Soylu yaptığın tüm suçların yanında bana bilgi sızdırdığın için, yurt dışına kaçmamı sağladığın için Yüce Divan'a kesin gideceksin dedi. Bu denli ciddi iddialara rağmen Süleyman Soylu hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin geldiği nokta işte bu. Adam diyor ki benim hakkımda dosya hazırlandığını Süleyman Soylu bana haber etti. Kaç dedi. Nasıl kaçayım? Tamam ben onu hallederim dedi. Kaçmamı da sağladı diyor. Hala Süleyman Soylu hakkında hiçbir işlem yapılamıyor. Böyle bir şeyi bir başkası için söyleseydi anında o adamı savcılar onun hakkında gözaltı kararı verir miydi, vermez miydi? Lanet olsun adaletinize. Ne adalet bıraktınız, ne eşitlik, hiçbir şey bırakmadınız. Kendileri yapınca hiçbir şekilde mahkemelik olmuyorlar. Başkası en ufak bir şey olsa mahkemelerde sürünüyor yıllarca. Ya da hapishanelerde. Meydana getirdikleri düzen, insanları nefret ettirdiler kendilerinden de, savundukları ideolojilerden de insanları nefret ettirdiler. Şimdi bu bir ihbardır. Şahsın bizzat kendisi diyor ki, Süleyman Soylu bana haber verdi. Benim hakkımda dosya hazırlandığını, emniyette hazırlık yapıldığını bana söyledi. Ondan sonra da kaçmam için de her tarafı ayarladı, havaalanını şunu bunu. Beni görmediler, ben uçağa bindim gittim. Açıkça adam söylüyor. Daha ne söylemesi lazım mesela? Yani Süleyman Soylu hakkında soruşturma açılması için, ifadeye çağrılması için daha ne söylemesi lazım mesela? Açıkça Süleyman Soylu suç işledi diyor. Süleyman Soylu çıksın cevap versin. Ben bilmem doğru mudur değil midir. Çıksın cevap versin. Hiçbiri cevap vermiyorlar. Bu neyi gösteriyor? Demek ki doğru. Atalarımız ne demiş? Sükut ikrardandır demiş. Sessiz kalıyorsan kabul ediyorsun demektir. Allah bu bozuk düzenden, bu adaletsiz zulüm düzeninden bizi ve milletimizi kurtarsın. Gerçekten ele alınacak tarafı kalmamış yani. Bunlar sadece büyük olaylar duyduklarımız. Herkes çok iyi biliyor aslında ya. Yani yukarılarda neler dönüyor neler, kim kimin ayağını kaydırıyor, hangi ihaleler hangi kimlere nasıl veriliyor, memleket nasıl soyuluyor, siyah gözlüklüler nasıl adam kaçırıyor, nasıl öldürüyor, nasıl iftiralar atıyor, dosyalar hazırlıyor, adamı mahkemelerde, hapishanelerde süründürüyor. Herkes biliyor ve tahmin edebiliyor. Tahmin edebiliyor. Ya mesela birisi bir şey söylese, ya aman yapma etme, seni mahvederler. Şöyle yaparlar, böyle yaparlar, seni süründürürler diyor insanlar. Demiyor mu? Diyor. Bu neyi gösterir? Herkes biliyor. Adalet yok, zulüm var. Haksızlığa uğrarsın, zulme uğrarsın, konuştuğun için başın belaya girer. Adaletsiz bir düzen var bu ülkede. Herkes bunu biliyor ama belki böyle ispat edemiyor. İsim veremiyor. Şurada şöyle oldu, burada böyle oldu, şunda şöyle oldu diyemiyor. İspatı yok, delili yok. Ama herkes ondan bundan bir şeyler duyuyor ve bunu herkes biliyor. Bu ülkede mafya düzeni var. Bunu herkes biliyor. Hukuk diye bir şey yok. Bunu cahilinden alimine herkes biliyor.
Ama ispat edemiyor. Ve korkuyor, konuşamıyor. İşte Sedat Peker yurt dışında konuşuyor ve ispatı var. Ben diyor bizzat, ben diyor yaptım diyor. Beraber yapmadık mı diyor. Sen bana haber etmedin mi diyor. Bir devletin bakanı, bir bugün pislik dediği, ne bileyim mafya dediği kişiye, katil dediği, bilmem ne dediği kişiye haber ediyor, kaç diyor buradan. Nasıl kaçayım? Tamam ben hallederim diyor, seni gönderirim diyor. Şimdi bana böyle dedi diyor şimdi Sedat Peker. Ve beni o çıkardı diyor yurt dışına. Hakikaten nasıl çıktı? Herkes bunu merak ediyordu yani. Ya Sedat Peker nasıl çıktı yurt dışına? İşte şimdi açıklıyor adam, diyor ki böyle böyle Süleyman Soylu bana yardım etti. Ama hiçbir işlem yapılmıyor. Bunu bir başkası hakkında söyleseydi, aynı anda adamı alırlardı, hapse atarlardı, aynı anda. Zulüm düzeni, adaletsizlik, eşitsizlik, kendilerine olunca hiçbir şey olmaz, başkasına her şey olur.